Gazete manşetlerini bu şekilde noktalayalım değerli izleyenler. Şimdi bir Skype bağlantısıyla devam edeceğiz. Ulaş Özdemir bugün bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber ağırlıklı olarak Trabzonspor ama öncesinde de tabii dün oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesini konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza Ulaş Özdemir. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkürler sevgili Demet. Ben iyiyim. Sen de iyisindir umarım. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İsterseniz bir Galatasaray-Kopenhag mücadelesine değinelim birlikte. Üçüncü olarak tamamladı temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'ni ve Avrupa'da yoluna devam edecek. Bazı kesimler daha gerçekçi bir hedef olarak görüyor bunu. Sizin yorumunuzu bu konuda merak ediyorum. Ve tabii ki şöyle A grubundaki Galatasaray performansı için de genel bir değerlendirmenizi almak isterim. Performansına yazık oldu açıkçası. Şampiyonlar Ligi'nde vermiş olduğu mücadele gerçekten iyiydi. Ama tabii ki sonuç anlamında baktığınızda maalesef Şampiyonlar Ligi'nde bir yol hikayesi yazmak isteyen Galatasaray'ın bu hikayesi hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Gruptan çıkamadı sonuçta. Ama ben yani bütün maçlarda Galatasaray'ın iyi bir performans ortaya koyduğunu düşünüyorum. Hakikaten güzel bir futbol bize izletti. Ama sonuç anlamında baktığınızda maalesef hani bunu gerçekleştiremedi. Sonuç alan takım, hani şöyle diyelim, Kopenhag gibi bir takım, bir kültürü olan, bir geleneği olan takım ve senelerdir de Avrupa'da hakikaten bu işleri çok iyi organize ediyorlar. Yani 16 milyon euro civarında bir kadro değeri olduğunu biliyorum ve Şampiyonlar Ligi'ne başladığı günden itibaren yaklaşık 50 milyon euro'nun üzerinde de bir parayı kasasına koymuş oldu Kopenhag. Yani bunu sürdürülebilir hale getirmek, bunu sistemli bir şekilde organize etmek böyle bir şey işte. Aslında Avrupa'da örnek alınacak çok sayıda kulüp var bu yönde. İşte Benfica gibi, Porto gibi, işte Kopenhag gibi düşük bütçelerle güzel hikayeler de yazabiliyorsunuz. Ben akşamki kadroya biraz itirazım oldu başlangıçta. Yani keşke Okan Hoca o değişiklikleri daha erken yapabilseydi, ikinci yarı için konuşuyorum. Yani başlayan 11 değil de biten 11 bence daha makul bir oyun ortaya koyabilirdi Galatasaray'da. Yani nihayetinde siz Zaha'yı ve Tete'yi Şampiyonlar Ligi'nde bir hikaye yazmak için alıyorsunuz ama ilk yarıda ortaya koydukları performansla buna cevap veremediler maalesef. Evet. Ama olsun, iyi bir mücadele verdi Galatasaray bu anlamda. Şimdi Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Hiç olmasa Avrupa'da olmak Galatasaray için de önemli bir durum. Ve buraları da bence hani her sezon iyi oynamaya çalışan bir takımımız. Kesinlikle katılıyorum ben de size. Devam edelim Trabzonspor'la isterseniz. Az önce Trabzonspor'la ilgili bir haberimiz vardı. Bunu soru olarak sormak istiyorum ben de size. Özellikle Gaziantep Futbol Kulübü maçında stoperde alternatif olmasına rağmen Mendy'ye o bölgede şans vermiş. Acaba ara transfer döneminde ilk hedefin stoper olduğunu mu gözler önüne sürüyor? Abdullah Avcı bu şekilde bir mesaj mı veriyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Aslında mesaj değil yani. Oyunun geneline baktığımız zaman Mendy'nin orada olması doğruydu. Benim için şu, yani her zaman bir merkez orta saha oyuncusu olarak Mendy'yi en değerli olduğu yerde tercih ederim. Çünkü hani yaşı da genç, bu anlamda Trabzonspor'un da ileride iyi bir paraya satabileceği bir oyunculardan bir tanesi. Ancak sistemsel olarak, yani o maça özel bir durum olduğunu ben düşünüyorum Abdullah Avcı'nın. Geriden oyun kurma konusunda evet, hemen hemen dünyadaki bütün takımlarda artık bu, buna biraz fetişizm diyeceğim ben, bunu yapıyor. Ama nihayetinde her maçın kendi içinde ayrı bir planı, ayrı bir organizasyonu oluyor. Ben bu maçlık olduğunu düşünüyorum Mendy tercihinin. Çünkü Bania bir önceki maç, yani Çorum maçında yani öyle çok kademe hataları da yaptı bu anlamda. Hem savunma dengesini daha sağlamlaştırmak hem de ayağı iyi olan pasör bir oyuncuyu orada tercih etmek. Maçın sonucuna da baktığımızda ve Mendy'nin ortaya koyduğu performansa baktığımızda da doğru. Trabzonspor'un şu anda mevcut kadrosuna yanılmıyorsam 5 stoper var. Şimdi bu 5 stoperin temel özellikleri de maalesef Abdullah Avcı'nın istediği o pasör stoper ve lider stoper özelliklerini karşılamıyor. Muhtemelen devre arası bir stoper transferini orada göreceğiz, lider özellikle. Ama sadece o değil, yani benim tahminim orta sahaya da bir 8 numara profilinde
oyunu iki yönüyle oynayabilen, hem hücumda hem savunmada doğru işler yapan bir oyuncuyu da bulabilirse Trabzonspor alacak. Ama bu yeterli mi şu anda baktığınızda? Enis Destan'ın Enis Destan'ın ortaya koymuş olduğu performansa baktığımızda, yani ikinci forvet olarak yukarıya doğru giden bir ivmesi var. Bu anlamda bir ihtiyaç olabilir mi acaba ikinci forvete Trabzonspor'da? Çünkü hani Allah göstermesin, öğrenci herhangi bir sakatlık yaşadığında yani nihayetinde orada kullanabileceğiniz tek santraforunuz performans anlamında Enis. Dolayısıyla oraya da bir oyuncu baktıklarını biliyorum. Ancak bu iki mi olur yoksa üç mü olur, ona çok emin değilim. Trabzonspor daha çok şu anda Abdullah Avcı'nın ortaya koymaya çalıştığı organizasyona baktığımızda bir süreç var önünde ve bu süreci en doğru şekilde yürütmeye çalışıyor. Tabi bu doğrunun içerisine, kendine göre o doğrunun içerisinde hiç olmazsa bir takıma, şu mevcut takıma, o profillerine uygun şekilde bir oyun oynatmak ve bunun içerisinden yani 5, 6 ya da 7 oyuncuyu hiç olmazsa gelecek sezona bir iskelet olarak devredebilir miyim ve gelecek sezonda devredeceğim bu oyunun üzerine temel bir kadro kurabilir miyim? Bunu yapmak çok kolay değil. Bu bir sabır işi. Ama dediğim gibi işi çok kolay değil. Bu kolay olmayan işin içerisinde elbette zor olan durumlar da oluyor. Mesela istenilen sonuçları bir türlü alamıyorsunuz. Hani hoca bu konuda Trabzonspor'da geçmişte bunu çok başarılı bir şekilde yaptı. Yani bundan sonrası için de bence hani yoluna devam ederken aksaklıklarla mutlaka karşılaşacaktır. Ancak dediğim gibi en temel olan olayı, yani bu kadroya hiç olmazsa bir iki ay içerisinde bir oyun oynatabilmek. Tabii yaşanan bu talihsiz olay, liglere süresiz ertelenmesi biraz Trabzonspor'u bu anlamdan hiç olmazsa Gaziantep maçında bir oyun ortaya koydu Trabzonspor. Bunu Samsun maçına devredebilir miyi belki konuşacaktık bugün ama maalesef o da olmadı. Peki sizce Gaziantep Futbol Kulübü karşısında puan alındı ama oyun anlamında yeterli bir Trabzonspor var mıydı? Bence vardı. Nihayetinde oyunculara baktığınızda, yani özellikle kanat organizasyonlarında Viska'nın ortaya koymuş olduğu performans inanılmaz çok iyiydi. Bence yani Trabzonspor'da en prime maçlarından bir tanesini oynadı. Keza Trezeguet. O da aynı şekilde. Yani bekleri her ne kadar Abdullah Avcı oyuna katmasa dahi, yani daha çok savunma tarafında kendi yarı sahasında kalsa dahi, bütün kanat oyuncuları, yani kanat oyuncuları özellikle orada çok doğru bir oyun ortaya koydular. Yani Önaçı gibi 2-0 birlik bir santraforunuz varken, sizin özellikle size kapanan ve merkezden gitmenize engel olan takımlara karşı büyük bir avantaj Önaçı. Yani kanat organizasyonlarında içeriye yapacağınız ortalarla bunu sonuçlandırabilirsiniz. Mesela Vizcaya yanılmıyorsam 8 ya da 9 civarında aslında asist yaptı diyelim ama bunların hiçbir tanesi gole dönüşmedi. Belki gole dönüşseydi bir asist kralı olarak da sezona damgasını da vurabilirdi bu maç özelinde. Peki ihtiyaç olan bölgeleri konuştuk ama ara transfer döneminde tabii gitme ihtimali olan oyunculardan da biraz bahsedelim. Ben biraz Bakasetas'la konuyu açmak istiyorum. Çünkü üçüncü kez bir teklif yapılması bekleniyor oyuncuya. Reddetmesi durumunda da ara transferde gitme ihtimali konuşulan isimlerin başında geliyor. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle Demet, yani Bakasetas bir yay oyuncusu. Ya bunun dışında işte o anahtar ve kilit pasları yapabilecek, takımı organize edebilecek bir profilde oyuncu değil. Ama ya bu oyuncuyu 30 yaşının üzerine artık adım atan bir oyuncuyu siz bu profilinden başka bir mevkiye evriltebilir misiniz? Bu biraz soru işareti. Yani bu profil Trabzonspor'a ne kadar daha katkı sağlayabilir bu oyunu? Evet, bir sertliği var, bir mücadelesi var. Ancak bu oyun içi yeterli mi? Bence değil. biraz da rahatsızım Demet, bu aralar Geçmiş olsun, salgın var. evet. Çok Kusura geçmiş bakma, olsun. biraz sesim Estağfurullah. de o anlamda çatallıyor.
bir teklif yapacaktır tabii ki Trabzonspor. Onu bilmiyorum. Yani önceki teklifini kabul etmediğini biliyorum. Ama Evet. bu teklif Trabzonspor'un mevcut maaş bütçesi içinde ne kadar olacak? Yani sizin bu yaştaki bir oyuncuya bu kadar maaşı verme durumuna gider mi Sayın Başkan? Ona çok emin değil açıkçası, onu söyleyeyim. Evet. Ama devre arası siz eğer bu takıma transfer yapacaksanız mecburen mevcut kadrodan yabancı oyuncu göndermek zorundasınız. Çünkü yabancı sayısı da maalesef dolu. Ben süremiz var mı sevgili Demet? Bir iki dakika daha gidebiliriz. Ya şunu söylemek istiyorum. Bu özellikle son olayla ilgili Tabii, hiç tabii konuşmadım. buyurun. Çok talihsiz bir olay. Halil Umutmalar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ancak biz bu olayı bir öfkeyle, bir provokasyonla, bir manipülasyonlarla yönetemeyiz. Bu doğru bir şey değil. Çok talihsiz. Yani bütün dünyada artık gündem olan bir konudan bahsediyoruz. Yani Sayın Federasyon Başkanı'nın üslubu olarak da baktığımda artık yeter ifadesinden yola çıkarak şunu söyleyeceğim. Sayın Başkan da Gaziantepspor Başkanlığı döneminde de hakemlere yönelik sayısız açıklamaları vardı. Yani sorunu biz hakemlerin yönettiği maçlar üzerinden değil, sorunu biz sistemi doğru kurgulayarak, doğru bir şekilde organize ederek çözebiliriz. Yoksa yani bugün yeter dersin, aynı şekilde devam edersin, yarın yine aynı sorunlarla karşılaşabiliriz. Sorunu çözmek mi istiyoruz, yoksa bu sorunun üzerine yatıp yolumuza devam mı etmek istiyoruz? Sorun çözülecekse çözülmeli, çözülmeyecekse yarın Allah göstermesin yine bunlarla karşılaşabiliriz. Yani Türkiye'de hakemlere yönelik eleştiriler var ama bunların ben birçoğunda haklı buluyorum. Yani hedef göstermelerin dışında olan eleştirilerle ilgili söylüyorum. Yani hakem sorunu var, bu hakem sorunun çözülmesi lazım. Eğer siz bu sorunu çözmediğiniz zaman yarın başka bir hakemin başına da böyle talihsiz bir olay gelebilir. Şimdi geçmişteki örnekleri bugüne alıntılayarak, işte geçmişte siz de bunu yaptınız, işte bugün bu olduğu konuşarak da sorunu çözemiyor. Evet, geçmişte de oldu, dün de oldu, yarın olmayacağının garantisi yok. Çünkü bir sistem sorunu var ve bu Evet. sistemi bir an önce Türkiye Futbol Federasyonu doğru bir anlamda kurgulayıp uygulamaya koyması lazım. Yoksa yeter demek de olmuyor. Yeteri Kesinlikle. evet yaşanan olaya diyeceğiz ama sistemi de artık yeter bu sistem diyerek de değiştirmek lazım. Peki çok teşekkür ederim aktardığınız tüm detaylar ve yorumlarınız için. Tekrar geçmiş olsun dileyelim. Size iyi sabahlar. Çok teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. İyi yayınlar.